Beynim açıldı beynim. Yemin ediyorum bu enayi karakteri kimse <laughs> uykumu açtı. Bu çocuğun açtığı kafa çok değişik bir şey. Yani şöyle bir yandan uykum geldi bir yandan gelmedi. Yani beni ikilime soktu bu çocuk. Nasıl bir triplere girdiyse artık. Twitter'daysanız Enayi, Öykü veya Erasmus Muharrem'i gördüyseniz o olayın üzerine konuşacağım bugün. Özetle şu. Bir tane salak kendisi 20'lerindeyken 14 yaşında bir kızla konuşmaya başlıyor. Başta ona abilik yapıyor. Sonra o ilişkiye çeviriyor. 17-18 yaşlarında sanırım. Sonra tabii ki kız büyüyor. Erasmus'a gidiyor. O zamana kadar işte bu yenikli kişiyle hiçbir yakınlaşmaları olmamış. Kayda değer bir yakınlaşma diyelim. Sonra bu kız Erasmus'tayken Muharrem diye bir çocukla sevişiyor işte. Bunun üzerine bu da bilenmiş de bilenmiş. Artık kaç tane tam sayıyı bilmiyorum ama 320 diyen var. 320 diyelim 320 tane tweet atıyor. Ben böyle raporluyum sen şöyle yaptın böyle yaptın şunu yaptın bunu yaptın. Yemin ediyorum tamamını okuyabilene benden bir sabır madalyası. Bugün günümüz ilişkileri üzerine konuşacağım. Bu olayda işte Erasmus Muharrem ne kadar Mericin teki olsa da bir yandan da benim gözümde kızım kurtarıcısı olmuş. Çocukla düşünsene yani böyle herhangi bir sorunun da 220 tweet atabilecek bir çocuk günlük hayatta nasıl konuşuyordur, nasıl kafası. Bayağı leş bir muhabbeti yani. Bir yandan kurtarıcı bir yandan kötü. anti mu deniliyor bunlara bilmiyorum. anti muharrem. Baya da komik görsellerini falan yapmışlar. Sevdim bu akımı. Günümüz ilişkilerinde artık teknolojiden kaynaklı mıdır bilmiyorum. İnsanlar kendilerini fazla eve kapattı. Elimizde çok fazla sosyallik imkanı olsa da sosyallik üzerine çok düşmüyoruz. Kendimizi bayağı bir içselleştirdik. Ayrıca internet aklına girince insanlar gitgide eski tabirle süt çocuğu kıvamlandı gelmeye başladı. Dokunsalar ağlıyorlar. Dokunsalar taciz bu diyorlar. Herkes bu ilişkilerde aynı anda bir şeylerin mağduru. Aynı anda başka şeylerin de zalimleri oluyoruz. Çok iğrenç. <laughs> Toplum bakalım bundan nasıl arınabilecek? Ya da arınabilecek mi? Her şeye ağlanıyoruz ama ya. Bir kere de sorunu kendimizde arayalım. Love bombing diye bir olay çıkıyor. Açıklaması şu aslında. Bir kişi sizi elde etme aşamasında çok fazla değer veriyor. Sonra o değeri kesiyor. Bu da bir taciz tipiymiş. Sıçayım sizin mağduriyetiniz artık yani. Bunu aşacağız. Bunu normalleştireceğiz. gitgide daha da farklı hale gelecek. İlişki aşamasında yaptığınız her şeyden birileri tarafından linç edilebilirsiniz. Ve biz bunu başkalarını linç ederek sağlıyoruz. Çok tiksinc bir nokta. Buna laf atıyorum. Bunda yer yer ben de dahilimdir bu arada. Buradaki eleştiri sadece topluma değil herkese. Sen, ben, hepimiz. Sanırım linç yenilmeyecek ilişki tipi şu olmaya başlayacak. İki kişi var. Biri gelecek böyle selam diyecek. Ama bu selam diyen erkek olmasın lütfen. Erkekse tacize girer. Lütfen. Selam diyecek. Karşı taraf selam diyecek. Bu taraf seks diyecek. Öteki taraf seks diyecek. Bu kadar. İdeal ilişki bu. Lan otoboka mağduriyet. otobokaya Gerçekten sinirim bozuldu. Bir kere de sorunu kendinizde arayın be. Bu eleman da mesela enayi dediğim. Psikolojisi bozuk bir insan. Kim bilir şimdiye kadar kızın ilişkisinde ne kadar mağduriyeti uğratmıştır kızı. İlişki öğretiyorum başlığı altında falan yetiştiriyor kızı. Ne güzel bir şey ya bu. <laughs> Kız yetişkin olur artık dayanamamış bunun kafası. Basmış tekmeyi. Bu da hemen bir mağduriyet ayağı. Yok sen şöylesin ben böyleyim. Bakın bende anksiyete bozukluğu var. Psikolojim bozuk. Lan kimde yok ki? İçinizde ben psikolojik olarak herhangi bir konuda hasta değilim diyebilen var mı? Daha keşfedilmemiştir. Herkesin bir hastalığı var. O zaman herkese farklı davranalım. Belli bir konuda hastaysan tedavisini görürsün. Çok öteyse gider yatarsın. Hasta olmak belli bir şeylerin özürü değildir bazı konularda. Madem hastaydın sen kızın hayatını niye zehir etmeye çalışıyorsun? çalışıyorsun. Kız da bakmış Erasmus dönemi bunun peşine takılan bir tip var. Gidip onunla takılmış yani. Olayın özeti bu. İlişkilere gereğinden fazla değer vermek biraz gerizekalılara has bir özellik gibi geliyor bana bence. Bu da onun örneklerinden biri. Bu tarz bir tane tip tanıyorum ben memleketten. Gerçi bunu ileride tekrar anlatacağım. 9 yıl mı ne bir kızın peşinden koşuyor. Ö öh yani ö. Öh. İyice kafa gitmiş ya git tedavi ol. Şahsen ben de mesela aldatılmış biriyim. Kalkıp da bu konuda ağlayacak biri de değilim başta bir iki tribe sokar. O kadar. O da kişinin özgüvenine kırıcı bir şeydir. Ama orada şunu dersin yani şu sebepten bu sebepten aldatıldım. Çünkü şöyle bir şey var. Yaptığınız ya da yaşadığınız çoğu eylemin sorumlusu sizsiniz. Aldatıldın mı? Onu önceden de kestirebilirdim biraz mantıklı davranabilseydim. Ya da işte love bombing olayı var ya ona mı maruz kaldın? <laughs> bu da önceden kestirilebilir de. Bir kişi seni elde etmek için niye çok çabalıyor? Vardır bir bokluk. Bunlar tecrübe işi ya da mantıklı davranılır. Bu konularda tecrübe etmek çok kolaydır. Birebir yaşamanıza gerek yoktur. Çevrenizden gözlemleyebilirsiniz. İnsanları gözlemleyin, ne olduğu ortaya çıkar zaten. Birçoğunun ortak doneleri vardır. Gelecekteki insan modelini gerçekten merak ediyorum. Eski insanların ağladığı noktalarla şimdikilerin ağladığı noktalar arasında dünya kadar fark var. Eskiler başına gerçekten kötülük geldiğinde ağlıyorlardı, mağdur oluyorlardı. Şimdi ay götüm. Buluşmaya git, kapısını açma ağlanır. Akşamına yaşadığım şiddeti size anlatıyorum falan diye başlarlar. Şimdi buradan her şiddet mağduruna laf atıyorum anlamı çıkmasın. Twitter'da çok görüyorum böylelerini. Şu kişi bana ilişkimizde şu dönemlerde çok ilgisiz davrandı. Bu bir mağduriyettir. Ya ilişkiye gir bak. İlişkide ayarlar seçeneği var. Ben size teknik servis elemanı olarak anlatayım. İlişkide ayarlar diye bir seçenek var. İlişkide olduğun kişinin sağ tarafında çıkar o. Sen ona tıkla. Ayrıl diye bir seçenek var. Ona tıkla. Evet, hayır seçeneği var. Evet, tıklayınca çözülüyor böyle şeyler yok neymiş ben kendimle o zaman sorun yaşıyordum o yüzden ona kapıldım ya sorun yaşıyorsan git psikoloğa bu bir bahane değil çok bahaneler arkasına gizleniyoruz şunu diyebilirsiniz senin var mı mağduriyetin benim de tonla bir şeyler konusunda mağduriyetim olabilir bir ilişkimde kötü bir şey yaşarım bunu tecrübe edinirim öteki ilişkilerimde buna dikkat ederim mesela en basite ya da altından kalkmanın yollarını ararım herkesin ilişki sorunları var şu meşhur ilişkimize geri dönelim. Zaten uzak mesafe ilişkisiymiş. Bak bu konuda size tavsiye vereyim. Uzak mesafe ilişkilerine girmeyin ya. İlişki gibi değil. Durduk yere birbirinizin hayatını da kısıtlamış oluyorsunuz. Mesafe varsa uğraşılmaz. Uzak mesafe ilişkisini anlatayım size. Keşke yanımda olsan. Ne yapardın? Uyurduk. Gülücük gülücük. E sonra? Gülücük gülücük. Şey gibi ya böyle. Karşılıklı rol play yapma. Şu Amerika'da geeklerin oynadığı itici oyun tipleri var ya. Bayağı onlardan ya. Yani. Yani şunu yapardım. O zaman zarat. 6 geldi. Peki yaparsın. Böyle uzun süreli uzak mesafe ilişkisi pek yaptığım söylenemez. Genelde 1-2 hafta sürdü hep. Onlara da tam ilişki denmez zaten. Yakın bölgenden bul birini. Onunla düzenli olarak buluş. Bir yerlere git. Herhangi etkinliklerde buluş. Yüz yüze görüş konuş. İlişki dediğim biraz da budur. İtici geliyor. Bilmiyorum bu konuda yanılıyor da olabilirim. Artıları da vardır. Günlük hayatta sürekli seni rahatsız edecek bir şey yoktur hayatında. Ama onun da çareleri var. Yakın mesafe ilişki deyip de gidip iş yerinizden, kendi bölümünüzden insanları bulun demiyorum zaten. O gerçekten eziyettir de aynı şehir gayet iyidir bana kalırsa. Her yaparsınız, sonra gelir biri muharremler. Ruhunuz bile duymaz. Buradaki muharrem yine bir delikanlı çıktı. Anlattı da çoğunda ruhunuz bile duymaz yani. Sizin bu olay hakkındaki düşünceniz nedir? Mesela bu Lavomik Me olayından bir mağduriyet oluşturulabilir mi yoksa kişilerin kendi salaklığı mı? Bunun üzerine konuşabilirsiniz yorumlarda. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.